Herkese iyi, iyi akşamlar kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Piyasalarda özellikle yurt içi tarafta açıkça beraber bir miktarda aşağı yönlü hareketlerin etkisini gördük. Özellikle e, BIST endeksinde bu 9220 puan seviyesinden e, gerçekleşen tepki hareketleri devam ediyordu. Hareketlere baktığımız zaman 8920 bandından tekrardan bir e, yukarı yönlü hareketler içerisinde olduğunu görüyoruz. Akşam saatlerinde e, kapanışa sınırlı zaman dilimi kalmışken endeks 9000 puan seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. %0,16 primli bir seyir söz konusu. Özellikle sektörel bazda baktığımız zaman iletişim tarafı bir miktar negatif e, olarak endekse e, etki ederken e, bilişim tarafında bir miktar ve sigortacılık tarafı pozitif etki arttırıyor diyebilirim. Bankacılık tarafı ise nötr etkiye sahip. Hisse bazı baktığımız zaman da Tüpraş, Migros, e, Şişe ve Pegasus öncülüğünde endeksin yukarı yönüne gittiğini devam ettirdiğini görüyoruz. Bu taraftaki özellikle açılışla birlikte gel çıkacak negatif hareketlikte bir miktar daha dün ABD tarafında açıklanan enflasyon verisinin etkisi oldu. ABD tarafında çıkan enflasyon Fed'e yönelik faiz indirilme beklentilerini bir miktar ötelemesiyle beraber gelişmekte olan ülkelerde bunun bir miktar olumsuz yansımasını gördük diyebiliriz. Bu enflasyon beklentinin, beklentinin üzerinde gelen yani enflasyon verileri sonrasında e, bir miktar e, faiz arttırım, e, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi gibi e, endekslerde aşağı yönlü hareketlik gerçekleşmişti. Ama e, Wall Street tarafına baktığımız zaman açılışla beraber e, Nasdaq tarafı %0,80'lik bir yukarı yönlü hareketlikle açıldı e, diyebilirim. Bu tarafta özellikle Nasdaq 100 endeksinde bir miktar e, bu 17.583 bandını biz de takip ediyorduk. Hatırlarsınız FX seyyahnamıza sıkça bahsediyorduk. Bir trend bazlı yükseliş trendindeki hareketlik vardı. Bu destek altından nokta atışı dönüş gerçekleşti. Yukarıda özellikle Nasdaq Yüzey Endeksinde 17.800 ve 17.881 mantarını takip edeceğiz. Bu da bir miktar daha yapay zeka e, tarafı ön plana çıkıyor. Özellikle Envayda tarafında bu e, sert yukarı önüne gittiklerin e, devam etmesi durumunda Nasdaq tarafında da pozitif etkisini e, görebiliriz diye düşünüyorum. Euro Eurodor aparatüsünde yine Önemli teknik seviyeye bakacak olsak 73-48 yukarıda 74 55 ve 76-95 dirençlerini takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıda 754 ve 69.83 83 bantları önemli destek hatları olarak işlem görmeye devam ediyor. Fakat de kısa vadeli görünümde bir miktar aşağı yönlü hareketlik güçlenen dolar temasının etkisiyle beraber devam etti. Altın tarafında aşağı yönlü gittikler görürken biz Bitcoin tarafında gittiği miktarda yukarı yönlü hareketlikler etkili. %4,50 %42'ye yakın prim gibi seyir var. 52 bin dolar seviyelerine e, bitcoin fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. Onu da ekstra olarak belirtelim. E, kapanışa doğru piyasalar ile ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.